Guinness Dünya Rekorlarına göre 1958-1959 arası gerçekleşen bir hava taşıtıyla yapılan en uzun süreli insanlı ve kesintisiz uçuş yaklaşık ne kadar sürmüştür? A. 65 saat B. 6,5 gün C. 650 saat D. 65 gün. Bilmiyorum cevabı. Belki mantıksal olarak çıkartabilirim mi bilmiyorum. 65 saat yaklaşık 3 gün. 650 saat 65 günü 6,5 gün. Yani tarih çok eski olduğu için de o zaman bu kadar uzun süreli uçuşlar yapılabiliyor mu onu da bilmiyorum. Ama bir hava taşıtı dediği için direkt aklıma uçak gelmesi belki de yanlıştır. ...650 saat kaç gün yapıyor şu an? Heyecandan hesaplayamıyorum bile. Ben sanırım telefonla joker hakkımı kullanacağım. Çünkü bu soruya mantıklı bir cevap da veremiyorum şu an için. Son kararın mı? Son kararım, evet. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Sema Doğan, Uğur Yavuzkara, Tuna Güral. Kim arayalım? Uğur Yavuzkara'yı arayalım. Yakınlığınız nedir? Kendisiyle bir sosyal girişimde beraber gönüllü çalıştık uzunca bir süre. Arkadaşım. Bu soruya da umarım cevap verebilir diye düşünüyorum. Hangi bölümde okuyor Uğur? Uğur İTÜ'de işletme mühendisliği okuyor ama genel anlamdaki kültürüne güvendiğim biridir. Hmm. Mantıklı bir çıkarım da yapabilir belki diye düşünüyorum. Umarım. Umarım doğru cevap verir. Umarım. İyi akşamlar Uğur, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey, ben iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim Uğur, rahatsız mı ettik? Yok, estağfurullah, buyurun. Ha şimdi biraz daha böyle... Stüdyo sesin gelmedi Uğur, dışarıda kaldı. Ha öyle mi? Şimdi biraz daha... Şimdi gayet net ve evet yardımcı olacak bir ses duyabiliyorum şimdi. Uğur, yarışmacımız Sena Şanlı 8. soruda takıldı, sana danışmak istedi. Umarım elimden yardımcı olabilmek gelir. Umarım, umarım. Sena şimdi soruyu okuyacak Uğur. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım, bekliyorum. Uğur, Guinness Dünya Rekorlarına göre 1958-1959 arası gerçekleşen bir hava taşıtıyla yapılan en uzun süreli insanlı ve kesintisiz uçuş yaklaşık ne kadar sürmüştür? 65 saat, 6,5 gün, 650 saat, 65 gün. Bir hava taşıtıyla yapılan en uzun süreli insanlı ve kesintisiz uçuş. Ben tekrar alabilir miyim? 65 saat, 6,5 gün, 650 saat, 65 gün. Soru çok uzundu. Evet. İki şıkkı eleyebiliyor musun? Çift cevap joker hakkını kullanabilmek için. Şu an elemeye çalışacağım. Zaten 50 bin liraya garantiledim. Yani yanlış cevap versem de 50 bin lirayı alıyorum. Evet. %100. O zaman... Şimdi 650 saat
25 gün falan yapıyor diye düşünüyorum. Düşünemiyor da olabilirim. Şu an tamamen bütün matematiğim durdu. 650 saat. Altmış beş gün, 6,5 gün. Kaybedecek bir şeyim yok. O yüzden ben çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Eminim. İlk tercihin hangisi olur? Yani şöyle düşünmek istiyorum. Tarih eski olduğu için o kadar gelişmiş bir teknoloji yok. Kendi mantığım bu şekilde söylüyor şu an. O yüzden ilk B 6,5 gün demek istiyorum. Eminim. Son kararım. Maalesef 6,5 gün değilmiş. Şimdi. 65 saate mi gideceksin, 650 saate mi yoksa 65 güne? Azaltacak mıyım, arttıracak mıyım o konuda emin değilim. ...65 gün bana çok fazla geliyor. O yüzden ben C 650 saat demek istiyorum. Eminim, son kararım. Gerçekten uzunmuş. Evet. 65 gün. Yani o dönemin teknolojik koşullarını düşündüğümde sonuç olarak bir yakıta da ihtiyaç duyacak. Yani ben böyle bir mantık kurarak düşündüm. O yüzden 65 gün bana çok fazla geldi. Ne olabilir geldi. Sence bu hava taşıtı? Uçak olmadığı kesin. Evet, uçak olmadığı uçak kesin. Mı? Olabilir mi? Bir hava taşıtı dediği için de aklıma yani o kadar yani uzun süre uçabileceği gelmedi. 50'lerde yapılıyor muydu acaba? Ama ben böyle sanki daha zeplin, hava balonu falan gibi bir şey düşünmüştüm. Bilmiyorum, yine 65 gün bana çok uzun geliyor. Çünkü insanlı ve kesintisiz olduğu için evet. Hava koşulları, ihtiyaçlarının giderilmesi vesaire bayağı 65 gün çok uzun bir zaman dilimi. Rekoru hak etmişler demek ki. Evet, tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Nasıl geçti yarışma senin için? Güzel geçti. Biraz jokerlerimi bence erken kullandım. Ama eğlendim, sizinle tanıştım. Teşekkür çok mutluyum. Ederim. Harika. Babayla beraber bir baba kız evet. Değil mi? Böyle bir hatıranız da oldu. Evet. O çok istiyordu, o benden daha da çok istiyordu, o yüzden. Halil Bey'in duygularını merak ediyorum. Halil Bey, tamam mıdır sizin için? Hiç sıkıntı yok Kenan Bey. Teşekkür ediyorum. Gayet başarılı da yarıştı. Evet, İkinci barajı da geçti Sena. Teşekkür ediyorum. Hiç sıkıntı yok. Diğer çocukları yani, bekliyoruz. Vallahi ben diğer çocukları bekliyoruz. Her hafta yani, birini, her hafta birini getirelim. Onlara söyleyeceğim üçü bir arada gelsinler. Öyle mi? Peki. Birbirlerinden yarışsınlar Kenan Bey. İnşallah. İnşallah. Allah cümlesini daha iyi günlerde görmeyi nasip etsin. Amin, amin. Cümle çocuklarımızın hepsine, birine falan değil. Hepsine. Çok teşekkürler efendim. Allah'a emanet olun. Gönlünüze sağlık. Siz de öyle. Siz de öyle. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Görüşürüz. Sena, eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Başka bir tebrik şey. Ediyorum. 50 bin lirayla uğurluyoruz seni. Böyle alayım lütfen. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür başarılar ederim. Başarılar dilerim.